Merhaba sevgili öğrenciler. Türk Dili 2 anlatımında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlerle iletişim ve anlama üzerine duracağız. İletişimle ilgili neler söyleyebiliriz hemen? Sosyal bir varlık olan insan ne yapmalıdır? Etrafındaki insanlarla iletişime girebilmek için mutlaka konuşmalıdır ve e, toplum içerisindeki hayatını bu şekilde sürdürmelidir. Tabii bu süreçte sürekli olarak etrafımızdaki insanlarla iletişim içerisine girmekteyiz. Karşımıza sürekli olarak farklı özelliğe sahip insanlar çıkmaktadır. Biz bunların tavır ve hareketlerinden de etkilenerek onlara karşılık veriyoruz. Somut olarak görünmeyen duygu, düşünce, tutum, inanç gibi soyut kavramların hemen hemen hepsini insanların davranışlarında gözlemlemek mümkün. Yani onların tavırlarında, hareketlerinde, tutumlarının, inançlarının veya düşüncelerinin neler olduğunu bizler az çok hissedebilmekteyiz ve gözlemleyebilmekteyiz. Her insanın jest ve mimiklerle düşüncelerini ve hissettiklerini açığa vururken söylediklerinden çok farklı şeyler hissettiğinin farkında olmadan açığa çıkarmaktadır. Yani bizler karşımızdaki insanların o an içerisinde yapmış oldukları jest ve mimiklerle heyecanlı mı oldukları, üzgün mü oldukları ya da düşünceli mi olduklarını jest ve mimiklerinden çok rahat bir şekilde anlamaktayız ve farkına varmaktayız. Bir süreç olan anlama bireyler arasında ortak bir iletişimi ortaya koymaktadır. Yine İletişim, verici, mesaj, kanal ve alıcıdan oluşan dört ana unsuru vardır. Vericinin vereceği mesajlar yani söylemek istedikleri yine karşısındaki insana konuşarak iletmesi bir kanal. Yine alıcıda oluşan duygular, hisler de ortaya koyacağı tavırlarla gözlemlenebilir. Bu unsurlardan birinin gereken biçimde dikkate alınmaması iletişimin sağlıksız ve verimsiz olmasına yani gerçekleşmemesine yol açacaktır. Bizler vereceğimiz mesajın ne olduğunu tam olarak zihnimizde belirleyememişsek ve konuşmalarımızda bunu yansıtamıyorsak ne olacaktır? Karşımızdaki insana tam olarak iletişime geçemeyeceğiz ve kendimizi tam anlamıyla ifade etmiş olamayacağız ve Böylelikle de iletişimin bir bozukluğa uğradığını ve kesintiye uğradığını da fark etmiş olacağız. Ortak anlamlara ulaşabilmek için iletişimin çift yönlü olması da çok büyük bir önem taşımakta. Eğer bizler sadece konuşuyorsak ve karşımızdaki insan bizi dinlemiyorsa yine iletişim sürecinde bir bozukluk olduğunun göstergesidir. Yani iletişim çift yönlü bir olgudur. Karşımızdaki insanın bizi dinlemesi ve konuşmacının doğru yerinde bir konuşma yapmasıyla çift yönlü olarak iletişim gerçekleştirilmektedir. Verici mesajını alıcıya ulaştırdığı zaman onun tepkisini bilmek ister. Yani söylediği sözlerin dikkate alınıp alınmadığını alınmadığını ne yapmak ister konuşmacı? Anlayabilmek ister. Zaten dinleyici de bunu tavır ve hareketlerinde de konuşmacıya hissettirir. İletişim sürecinin başarısını ancak alıcıdan vericiye doğru akımdan anlarız. Böylece iletişimde karşılıklı olma söz konusu olduğu da rahat bir şekilde anlaşılmaktadır. Yani iletişim ancak karşılıklı yapıldığı zaman doğru bir iletişim olmaktadır.